Efendim seçim 24'ten iyi akşamlar. Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Mart ayında kurulacak olan sandıklar öncesinde de partilerde aday belirleme süreci devam ediyor. AK Parti'de Aralık ayı sonuna doğru Büyükşehir Belediye Başkan adayları, Ocak ayı içerisinde ise ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. Bu akşam Gölköy'ü konuşacağız. AK Parti Gölköy Belediye Başkan adayı Selçuk Genç bizlerle birlikte. Niçin aday oldu? Başkan olması halinde Gölköy nasıl bir 5 yıl bekliyor? Nasıl bir profil ortaya koyacak? Yaklaşık yarım saat boyunca onu değerlendireceğiz Sayın Selçuk Genç'le birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük Gökhan Bey. Teşekkür ediyorum. Altaş ailesine bizlere böyle bir fırsat verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler biz teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Bizleri evlerine misafir eden değerli hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Selçuk Genç 1982. Ben şunu ekleyeyim Selçuk Bey sizden anlatmadan önce. Tabii ki biz Selçuk Genç'i başarılı bir bankacı, başarılı bir ressam. Hatta bayağı bir başarılı bir ressam olarak biliyoruz. Sizi bir de sizden dinlemek istiyoruz. 82 doğumluyum. Gölköylüyüz. Baba dede toprağımız Gölköy, baba toprağımız Gölköy. Tabii Gölköy'ün mahrus kaderi iş imkanı olmadığı için biz de okumak zorunda kaldık. Babamız, ailemiz memur olduğu için Türkiye'nin belirli coğrafyalarında ailemizin peşi sıra çocukluğumuz, gençliğimiz geçti. Akabinde üniversite hayatımız başladı. Daha sonra biz memur olduk. Bu sürede biz de tabii memleketimizden uzak kalmak zorunda kaldık. Herkes biliyorsunuz işinin aşının peşinde, yuvasının başında durma derdinde. Bu süreçte de işte 5 sene, 6 sene önce tekrar memleketimize, burada bir boş kadro bulduk. Tekrar memleketimize geri dönme imkanı bulduk. Bu süreçte halkımızı daha iyi tanıdık, sorunlarını daha iyi belirledik. Ve bizlere, bizim gibi düşünen, bizim gibi çalışmak isteyen, enerjisi yüksek, azmi yüksek, gayreti yüksek arkadaşlara ilçemizin ihtiyacı olduğu hissiyatıyla bu yola çıkmış bulunduk. Aslında 28. dönem milletvekili aday adaylığı sürecim var daha öncesinde. İsterseniz bir kısa bundan değineyim ben. Şimdi biz memuruz. Bizim siyasetle işimiz olmaz. Yani kanunen de yasak. Memur görevini yapar. Fakat bizim tabii ki Cumhurbaşkanımıza sevgimiz, muhabbetimiz içimizde, gönlümüzde. Biz bunu kendi evimizde, ekranların karşısında her gördüğümüz zaman hep dualarla destekçisi olmaya çalıştık. Varsa bir oyumuz bu şekilde hep daha önce Cumhurbaşkanımıza destekçi olmaya çalıştık. Bu işte 2023 genel seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü beni çok etkiledi. Yarın değil hemen şimdi diye bir sloganla biliyorsunuz çalışmalarına başlamıştı. Bu cümle beni çok etkiledi. Zaten içimizde bir aşkımız, bir uhdemiz, bir sevdamız var. Bu cümleye sığınarak ve geçmiş dönemde örnek veriyorum işte Adnan Menderes biliyorsunuz idam edildi. Muhsin Yazıcıoğlu biliyorsunuz rahmetli. Geçmiş dönemlerde şunları sorguladım ben. Yani Adnan Menderes idam edildiği zaman bu toplum yanında değildi. Muhsin Yazıcıoğlu aktif siyaset yaparken %1 oy alırken vefatından sonra herkes Muhsinci oldu. Muhsin Başkancı oldu. Necmettin Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin. O da kendi siyasi hayatı içerisindeyken gerçekten çok yıpratıldı. Ve ben bu süreçte en azından büyüklerimin diyeyim, bu siyasi liderlerimizin, siyasi önderlerimizin yanında olmadıklarını, gerekli desteği vermediklerini ve bu desteksizlikten, bu sahipsizlikten aslında ülkemizin belli sıkıntılar yaşadığını hissiyatıyla hareket ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız da şimdi yıllardır ülkemizin başında, Allah razı olsun, çok daha büyük felaketler yaşayabilecek konumdayken ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimi sayesinde belli sıkıntılardan, dertlerden kurtulduk. Hani şöyle ki ülkemizin dört yanında şu an bir savaş var, bir muharebe var. Biz bakın görüyorsunuz çayımızı içiyoruz. Kendimizi anlatabiliyoruz. Gayet huzur ve rahatlık içerisinde hayatın olan akışında hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi ben dedim neden dedim ben bu süreçte Cumhurbaşkanımızın yanında olmayayım? Çünkü şimdi dediğim gibi Adnan Menderes'in, Necmettin Erbakan'ın yanında olamadık. Ben en azından dedim Allah uzun ömürler versin. 20 sene sonra, 30 sene sonra bir herhangi bir muhabbeti geçtiği zaman ben şunu demek istedim. Siz evde televizyon başında televizyon izlerken ben Cumhurbaşkanımın yanında en azından bir adım da olsa, iki adım da olsa yol yürüdüm. Desteklerimi en azından gücüm yettiğince, zekam yettiğince
Sayın Cumhurbaşkanımıza yardımcı olmaya çalıştım. En azından onun yolunda yürüdüm diyebilmek için aslında yola çıktım. Çok böyle hani yaşımın gereği ya da işte geçmiş tecrübelerimizin olmayışı mesleğimiz haricinde. Çünkü siyaset çok farklı bir kulvar. Doğru. Çok farklı bir şey. Kendimize de güvendik. O cesareti kendimizde bulduk. Tamamıyla benim yola çıkış hayatım aslında siyasi kariyerimin başlangıcı bu. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir kelimesi ve sadece onu yalnız bırakmamak. En azından 20 sene sonra herkesin gözünün içine bakarak ben şunu diyebileceğim. Ben yanındaydım. Ben destekçi olmaya çalıştım. Gücüm yettiğince bu ülke için Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaya çalıştım. Sen ne yaptın? Bunu diyebileceğim. İlk çıkış noktamız bu. Şunu sormak istiyorum. Şimdi siyasete gelmeden önce evet. Sizinle alakalı aslında kişiliğinizle alakalı bir durum daha var. Siz başarılı bir ressam olduğunuzu ifade ettim. Evet. Yıllar boyunca yaptığınız resimlerle birlikte birçok Afrika'da su kuyusu açıldı. Evet. Birçok yere bağışlar yapıldı. Farklı bir projeniz var. Biraz da bunu bahseder misiniz? Öğrenmek istiyorum açıkçası. Teşekkür Vatandaşlar ediyorum. Vatandaşlar da biz. Evet, bu konuyu dile getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle teşekkür ediyorum. Şimdi bizim inancımızda şu vardır. Bir elin verdiğini birer görmeyecek. Şimdi Peygamber Efendimiz burada bizi bir konuda uyarıyor. Bir elin verdiğini birer görmeyecek derken bunu insanların başına kalkmamak, yaptığı iyiliği, hayrı insanlara bunu bir zulüm fıtratına çevirmemek için bu şekilde bir şeyimiz var ama şu an geldiğimiz yani Müslümanlar için söyleyeyim ya da ülkemiz için söyleyeyim. Geldiğimiz nokta şu. Akşama kadar kötülüğü, hayasızlığı, fenalığı konuşuyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama yapılan bir iyilikleri konuşmuyoruz. Yani sanki bu suçmuş gibi aman bir elin verdiğini birer görmeyecek. Aman işte yaptın işte iyiliği hayrı işte konuşmak doğru değil şeklinde böyle bir algı oluşmuş. Ben şimdi burada biraz rahatsızlık duymaya başladım. Çünkü ya bu kötüyü konuşuyoruz da iyi niye konuşmuyoruz? O zaman kötüyü de konuşmayalım ama kötüyü konuşmayana bir, herhangi bir şey yok, yaptırım yok. Şimdi bizde 10 yıl önce başımdan geçen bir güzel bir anı üzerine bir 10 yıldır yürüttüğüm bir proje var. Benim resim çalışmalarımla ilgili elinize görüntüler varsa yayınlarsanız aslında mutlulukla duyarım. Verelim arkadaşlara. Şimdi ben resim yapıyorum. Sergi açmakta nasip olmadı. Yaptığım çalışmaları bazı büyüklerime, vicdanına güvendiğim, ahlakına güvendiğim büyüklerime hediye ediyorum. Bunlardan da şunu rica ediyorum. 1 TL olsun, 2 TL olsun kalbinizden beni geçirerek bir hayır işleyin. Ve bunda da deyin ki Allah'ım ben bu hayrı işliyorum. Bunun da 1 TL'sini Selçuk kulumun hayrına kabul et diye hani bu şekilde gönlümden geçirmesini istiyorum. Burada şöyle güzel bir manzarayla karşılaştım. Ben hediyemi verdikten sonra çoğu iş adamımız buna kayıtsız kalmadı. Bir tane okul tadilatı yaptıran iş adamımız var. İsimlerini telaffuz etmek istemiyorum. Afrika'ya 3 tane su kuyusu yaptıran iş adamlarımız var. Mesela Almanya'dan 24 tane ya da 27 tane yanlış hatırlamıyorsam elektrikli sandalye getirip dağıtan iş adamı abilerimiz, arkadaşlarımız var. Ve hepsi bana şunu dediler. Bizim paramız var. Ama zamanımız yok. Ve hiç aklımıza bile gelmiyordu iş güç koşuşturmasından. Senin bu hamlen üzerine biz acaba ne yapabiliriz diye düşündük. 3 yapalım, 5 yapalım derken bir daha bu fırsat elimize geçmez deyip bu şekilde farklı şeylere, hayırlara vesile oluyoruz yaptığımız çalışmalarla. Sergi açamıyorum çünkü bu daha bana ne diyeyim daha beni mutlu eden bir şey çalışma. Çünkü bir yani ilim sahibi isek yaptığımız ilmin de topluma faydası olması gerektiğini düşünüyorum. Çok şükür Cenab-ı Allah'ım da nasip etti bir şeyler. Resim çalışmalarımıza bu şekilde ilerliyor. Arkadaşlar resimleri ekrana taşıyan projeleri az sonra konuşacağız. Resimleri ben size ilettim az önce WhatsApp'tan. Şunu söyleyeceğim. Sergi açamamamızın sebebi resimleri hayır için bağışlamanız. Aynen onun öyle. Altını çizelim. Aynen öyle. Hani ben 1 TL bedelle yokmuş gibi anlaşılmasın. 1 TL bedelle ben veriyorum. Ve hani mutluluk duyduğum husus hiçbir iş adamımızın da buna kayıtsız kalmamış olması. Hepsinde dediğim gibi tekerlekli sandalye ya da Afrika'ya su kuyusu gibi gerçekten benim hayal bile edemeyeceğim projelere imza atmaları. Bunlara da benim vesile olmuş olmam bana ayrı bir haz veriyor, ayrı bir mutluluk veriyor. Resimleri az sonra ekranlara taşıyacağız. Öncesinde şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'de bir demokrasi şöleni vardı. Evet. Temayül yoklaması yapıldı. Temayül ile ilgili değerlendirmenizi rica edeceğim. Temayülümüz şöyle söyleyeyim. Şimdi her ilçe teşkilatındaki arkadaşlarımız işlerini güçlerini bıraktılar. İşte Görköy'ün, Korgan'ın, Kumru'nun en ucuda köylerinden kendilerinde bunu sorumluluk olarak
bir görev olarak atledip hepsi geldiler, vakit ayırdılar. Bizler için bir seçim yaptılar. Bu da bir görevdir, bu da bir sorumluluktur. Benim için şöyle söyleyeyim, çok güzel bir bahar havası içerisinde. Böyle hani oğlunu evlendirilmişsiniz gibi bir düğün havası içerisinde çok keyif aldım. Tanıma fırsatı bulamadığım birçok işte arkadaşımızı, dostumuzu da orada tekrar gördük. Güzel gündü. İnşallah hayra da vesile olur diyorum. Hepsine de tekrar ayaklarına sağlık diyorum. Çünkü gerçekten çok uzak yerlerden zaman ayırarak, vakit ayırarak geldiklerini biliyoruz. Evet, oldukça önemliydi. Demokrasi şimdi evet. Olması noktasında önemli. Çünkü parti ismi vermeyelim. Son günlerde ordunun da gündeminde bir partide ön seçim yapılmaksızın aday belirlenmesi oldukça da gündem oldu. Evet. Arkadaşlar hazırsa resimler ekranlara taşıyalım. Onları da gösterdikten sonra Sayın Selçuk Genç'in projelerine geçelim. Gökyüzü nasıl bir 5 yıl bekliyor başkan adayı gösterilmesi ve başkan olması halinde onu konuşacağız. Ama hazırsa arkadaşlar ekrana verelim. O resimleri göstermek isteriz. Evet. Bu Selçuk Bey'in yaptığı ve hayır karşılığında iş insanlarına veya vatandaşlara bir yere hayır yapmaları suretiyle verdiği o yağlı boyalar, resimler şu an ekranda bir şehit cenazemize canlandırmış bir resimde. Diğerinde güzel bir köy ortamı yanlış görmüyorsam. Evet. Çok sayıda yine Selçuk Bey'in bu tarzda fotoğraf resimleri var. Atamızı görüyorum buradan görebildiğim kadarıyla. Yine bir... Mesela bu tablom şeydir. Hapsamana ismini vermiştim. Burada Hapsamana Görköy'ün ismi. Eski evet. Ismi. Bu da Ankara'da bir bürokratımızda. Şimdi Görköy'ümüzün insanı dediğim gibi iş bulma durumunda hepsi maalesef göç etmek zorunda. Doğru, ciddi göç var. Şimdi buradaki ablamız önünde süt bidonu, pazarcı çantası, arkasında meyvesi. Yani arkasına bakın büyük bir kent şeyi var, fonu vardır. Hani kente de gitseler aslında oradaki kültürümüzü, kimliğimizi yaşatmaya çalışıyorlar. Ve aslında oradaki hani çektikleri sıkıntıları biraz anlatmak istedim. Evet. Yani bunda, buradaki hemşehrilerimizi biz aslında kentlere hapsetmeyelim, kentlere bunlara muhtaç etmeyelim. Gerçekten benim duygulanarak yaptığım bir çalışmaydı. Ankara'da bir bürokrat abimiz de. Hayır karşılığında bu evet. Resmi almış ya çok benim şöyle söyleyeyim, bu şekilde bir karşılık görmeyi beklemediğim bir şeydi aslında. Yani ben hani hakikaten hediye ettim. Belki hani 3 lira 5 lira şey olabilirdi ama hani 3 tane su kuyunun açılmış olduğunu öğrenmem. Bir okul tadilatı, gene Almanya'dan 27 tane bir akülü tekerlekli sandalye getirilmiş olması bende daha çok heyecan yarattı. Şimdi daha çok çalışıyorum. Yani bazen sabah 3'e kadar, 4'e kadar çalışmalarıma devam edip tekrar ne üretebilirim, tekrar kime ne fayda sağlayabilirim diye. Ama büyük bir hevesle onu da belirteyim. Ayrı bir heyecan yarattı bu şekilde olması bende. Evet, şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Arkadaşlar değiştirebiliriz. Diğer videoyu ekranlara taşıyabiliriz. Partiniz size aday gösterdi. Milletimizde teveccüh gösterdi. Evet. Velev ki Görköy Belediye Başkanı oldunuz. Evet. Görköy nasıl bir 5 yıl bekliyor olacak? Ya, şimdi şöyle, Görköy'ümüz maalesef ulaşım sıkıntısı çeken bir ilçemiz. Belli bir nüfus yoğunluğu var. Bu nüfus yoğunluğumuz İstanbul'da da var. Ordu merkezde de, Altınordu ilçemizde de var. 63 kilometrelik bir yolumuz var. Aslında kısmen tamamlanmış. Yani belki bir 15-18 kilometrelik bir yerinde bir sıkıntısı var. Bunu niye söylüyorum? Şimdi 63 kilometre aslında az bir kilometre ama keyifli bir yol değil. Gerçekten keyifli bir yol değil. Sadece hani gidip gelmek için değil, zevk için bile. Yani hani ben bir yemek yiyeyim, orduya gideyim demek için bile insanlar için zul olmuş boyutta. Bu eziyetin karşılığında bir de bunun hastalığı var. Kış döneminde karı var. Yani yol problemleri şu an Görköylümüz için. Hani benim konuştuğum, arkadaşlarımızdan yaptığımız istişarelerde şehir merkezi ve köylerimiz için de geçerli. Bir de su problemi var. Bunların ben artık hani gerçekten konuşulmasından bile utanıyorum. Yani yolun ve suyun belli bir coğrafyada konuşulmasından bile dahi utanıyorum. İnşallah ilk başta bunları çözeceğiz. Bunu çözerken de sadece Görköy'ümüz için değil. Aslında Görköy, bence Görköy'e her ordunun sahip çıkması gerekiyor. Yani Görköy'ü Görköylüler konuşmayacak. Her ordunun sahip çıkması, bir Akkuşlu'nun bile sahip çıkması gerekiyor. Çünkü Görköy'ümüzdeki potansiyel gerçekten hiçbir yerde yok. Bir elimizde bir Ulugöl gibi bir cevherimiz var. Ben yeterli kadar işlenmediğini düşünüyorum Ulugöl'ün. Çok çok yani olması gerekenin hani %10, %15'lik bir potansiyelinde diye düşünüyorum. Yol problemi zaten çözüldüğü zaman Ulugöl de farklı boyutlara gelecek. Benim mesela en büyük şeyim, projem, yani hayalim diyeyim. Allah bize nasip etmez, başka bir arkadaşımız, abimize nasip eder. Ondan da ayrı bir mutluluk duyarız. Bungalov tesisi yaptırmak istiyorum. Bungalov tesis ama hani her ilçemizde, en azından çoğu ilçemizde var. Hani ortalama 60-70 metrekare yapılıyor.
7 tane, 10 tane yani küçük sınırlı sayıda bizim insanımız bunda konaklayamıyor. Ben de şunu istiyorum. Yani minimum 52 tane, bu da hani ordumuzun plakası 52 olduğu için 52 adet söylüyorum. Bu 30 da olabilir, 130 da olabilir. Buradaki amacımız şu, yani 25-30 metrekarelik, küçük küçük ama çekirdek ailelerimizin gelip burada konaklayabilecekleri bir tesis. Günlük böyle 500 TL, 600 TL. Yani bir ailenin ben burada bir hafta kafa dinleyeceğim diyebileceği. Şimdi işte 4000 lira olan yerler var, 3000 lira olan yerler var. Bunu her vatandaşımız karşılayamıyor. Sadece bu ordu ilimiz için de değil. Yani bu yöreye bizim yakın ilçelerden, Tokat'tan, Sivas'tan, efendim Erzurum'dan, buralardan Ulugöl'e cazibe merkezi gibi buralara turist çekmemiz gerekiyor. Çünkü gelen turistin yani Gölköy'ün bir üretimle sanayi anlamında ilerleyebileceği alanlar zaten çok dar. En azından elimizdeki Ulugöl'ü, şimdi Uzungöl'ün şeyini biliyoruz, mazisini biliyoruz. Yani Ulugöl'le Uzungöl'ü kıyasladığımız zaman ben yan yana bile koyamıyorum. İki fotoğrafa baktığım zaman gerçekten utanıyorum. Ulugöl neden bu halde diyorum. Yani çok daha farklı destek çıkılması gerekiyor. Bungalov evleri hani yaptık ya da yapamadık. Hani belki bütçesini ayarlayamadık ya. Çadır kent kurarız. Çadır da mı kuramadık ya? En azından bir karavan park yaparız. Ama bir şekilde buraya yıllık 1 milyon, 2 milyon turistin çok rahat gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar artık sahil kasabalarından bıktı. Akdeniz'den, Ege'den bıktı. Yani karavancı denilen bir gruplar var. Ya da insanlar kendi çadırlarını alıp en azından burada konaklamaları. Yani geldiği zaman orada bir arabasına benzin alacak. Gidecek kasaptan 2 kilo et alacak. Değil mi turistimiz? Yani 2 milyon turistin gelmesi ne demek Gölköy için? Çok ciddi bir rakam. Ya hatta spot, ciddi bir ekonomik katkı. Tabii şimdi bazı işte DOKAP gibi bazı kurumlarımızın destekleri var. Turizm alanında spot şeylere, turizmcilere katkıları var. Yani buradaki köy evlerimizi insanlarımız butik otellere çevirebilirler. Bir oda, iki oda bu şekilde bir altyapı sistemi oluşturulabilir. Bunların hayalini kurmak bile beni heyecanlandırıyor. Ki Gölköy'ümüzde bu potansiyel var. Şu an Ulugöl'e gelen en azından kendi çevremde konuştuğum, sorduğum arkadaşların hepsinin ortak kanısı şu. Kalacak yer yok. Yani bugün biz Ulugöl'ün çok güzel bir reklamını yapsak bile gelen insanları burada misafir edemiyoruz. Yani böyle bir sıkıntısı var. Bir kafamdaki projede Hapsamana Oyun ve Aktivite Merkezi düşünüyorum. Şimdi sosyal hayat Gölköy'de sınırlı. En azından yani ya ben şöyle söyleyeyim. Hani kendi çocuğumu, ailemi alıp da çıkıp Gölköy'de bir gece hani konaklayıp caddelerinde, sokaklarında gezemiyorsam, bana bu mutluluk vermiyorsa oradaki insanların çocuğu çoluğu yok mu? Onların hayatı yok mu? Bundan da bir sosyalleşme ihtiyacı var. Ve burada aileleri kucaklayacağımız tek nokta çocuk parkı. Ama çocuk parkı derken klasik belediyecilik yaklaşımıyla bir çocuk parkı hayal etmiyorum ben. Minimum 5000 metrekare. Bunun 1000 metrekaresi kapalı alan olacak. Yani yaptığım projelerin hepsini ben büyük düşünmek istiyorum Gökhan Bey. Çünkü buralara gene turizm açısından değerlendirmek istiyorum ben. Tokat'taki, Sivas'taki, Erzurum'daki komşularımızın, komşu vilayetlerimizin hatta Çorum'dan, Ankara'dan öyle bir park yapalım ki sadece bu park için gelsinler. Ulugöl'ümüz ayrı bir tesisimiz olsun. Bu parkımız ayrı bir tesis olsun. Yine bir cazibe merkezi olsun. Tabii ki. Gölköy. Ya insanlara ben şunu dedirtmek istiyorum. Ya hafta sonu Gölköy'e gidelim mi? Şimdi hafta sonu Sinop'a gidelim mi diyen var. Hafta sonu Erzurum'a gidelim mi, Trabzon'a gidelim mi var, Samsun'a var. Bu potansiyeli ben Gölköy'de yaşatmak istiyorum, yaratmak istiyorum. Dere Islahı ve Gençlik Parkı çok güzel bir deremiz var. Gölköy'ümüzü iki yakaya bölen. İşte bu hafta içi gittiğim zaman biraz altın üstünü gezmek istedim. Çok güzel şeyler yapılabilir. Kayıklar yapılabilir, kano parkları yapılabilir. Ya ördek koyulabilir, yanına yürüyüş yolları yapılabilir. Buraya çok farklı bir sosyal alan yapılabilir. En azından hani yerli halkımız geldiği zaman oturup pikniğini yapabilir. Belki ufak hani bir suyunu arıtıp orada bir açık havuz şeklinde yaz dönemlerinde insanlarımızın yüzebileceği, en azından çocuklarımızın yüzebileceği, eğlenebileceği yaz döneminde çok ferah bir mekan yapılabilir diye düşünüyorum Gökhan Bey. Çünkü Gölköy'ümüzün insanı şöyle söyleyeyim. Bugün bir Fassa'ya yapılan yatırımdan korgan, kumru, çamaş, çatal buna faydalanabiliyor. Doğru. Çünkü oradan 20 dakika, 25 dakikada çıkıp oradaki insanlar Fassa'ya gelip hani keyfek eder. Ya bir bardak çay içmek için bile inebiliyor. Ama Gölköy'ün insanının böyle bir şey yapma şansı yok. Yani 63 kilometrelik bu yolu gelip de böyle keyfek eder gezme havası içine yaşayamıyorlar. O zaman biz bu yatırımları Gölköy'ümüze kazandıralım istiyorum. Gölköy'ümüze kazandırırken de öyle bir yapalım ki bunu. İnsanların hafızasında kalsın. Tam bir turizm merkezi yapalım.
sadece Ordu Merkez, Ünyefas'ta değil, Samsun'dan, Erzurum'dan bile insanlar buraları merak etsinler, gelsinler. Geldikleri zaman da buralarda konaklasınlar istiyorum. Hatta ve hatta işte havalimanımız var. Şimdi Erzurum biliyorsunuz uzak bir yöremiz. Ulaşım her zaman bu tip şeylerde birinci etmen oluyor. Doğru. Yani havalimanından bir turistimizi aldığımız zaman hani sadece Görkü'ye odaklanmak da değil, Ordu dilimizi büyük bir potansiyelle düşünürsek, havalimanından turistimizi aldık, efendim gelsin Hoynat Adası'nda kahvesini içsin, oradan otobüslerle götürelim, Fas'ta da Gaga Gölü'müzde çayını içsin, oradan çıkartalım, örnek veriyorum Çamaş'ta, Kalyonumuz'da bir yürüyüş yapsın, akşam da çıkartalım Görkü'ye, bungalov evin önünde bir mangal yapsın, dinlensin akşam, sabah kalsın güzel kahvaltısını yapsın, dağ yürüyüşünü yapsın. Yani hepsini bir komple bir bütün olarak değerlendirmek istiyorum. Zaten hiçbirini birinden yani ayrı tuttuğumuz zaman Ordu da kazanmaz. Bunları bir paket şeklinde turizme kazandırırsak Görköy'de çok farklı yerlere gelir diye düşünüyorum. Evet. Bu arada bahsettiğiniz projeler gerçekten Görkü üzerine çalışılmış. Vatandaşta da Görkü'nün ekonomisine katkı yapacak projeler. Gökhan Bey çok şey mesela Göl Yumurta ve Viyol Fabrikası Tesisi projem var. Şimdi viyol dediğimiz bu yumurtanın altına koyduğumuz kartonlar. Yani bu Karadeniz bölgesinde üretilmiyor. Genelde işte Marmara tarafında üretim mevcut. Ve hani şunu da söyleyeyim. Ordu ilimizde sadece Ordu ili açısından değerlendirdiğimiz zaman 115 bin tavuktan günlük 130 bin tane yumurta alıyoruz. 130 bin tane Ordu. Şimdi büyük bir rakam mı bu? Günlük bir rakam. Değil. Çok komik bir rakam. 130 bin. Bu 130 yumurta. Bin 130 bin yumurtayı sadece Afyon'da bir özel firma üretiyor günlük. Şimdi yaptığımız bir şeyi evet yaptık, başardık dedik ama şimdi karşı tarafta bir de şunu görmek lazım. Karşı taraflar ne yapıyor? Diğer üreten firmalar ne üretiyor? İşte Samsung kaç bin tane üretiyor? Bakın sadece il bazında konuşmuyorum. Bir Afyon'da bir özel firmanın, yumurta üreten firmanın günlük üretim adeti Ordu ilimizde üretiliyor. Evet. Şimdi biz Görköy'ümüze bir çiftlik ama bu kolektif olarak düşünmek lazım. Çünkü insanlar her şeye yetişemiyor artık. Yani bir yumurta üretim çiftliği kursak, yan tarafına da bir viyol fabrikası kursak. Bu viyol imalathanesi yaklaşık bir 2000 dolar civarı falan bir şeylere tekamül ediyor. Ama büyük hacimli. Hani böyle ne diyeyim size saatlik 100 bin adet üretebilecek şekilde. Hem Görköy'ümüze istihdam yaratacağız, hem kendi yumurtamızın paketini yapacağız, hem de çevre illerimizi bırakın buradan Tokat, efendim Malatya'ya kadar buradan diğer illerinde viyol ihtiyacını. Çünkü bu kullan at bir ürün. Her şeyden önce geri dönüşüm sağlayan bir ürün. Yani Ordu'nun çölünü, çöpünü toplayıp, kağıtını, plastiğini toplayıp, bunu geri dönüştürüp, viyol üretip, bunu tekrar ticari bir faaliyette ülke ekonomisinde kazandırmış olacağız. Yani bu da beni heyecanlandıran şeylerden biri. Taze fasulyemiz malum. Bu arada son 5 dakikamız Selçuk Bey. Tamam, oraya da sığdıralım kısa geçmeye çalışayım. Ya aslında birçok projem var gerçekten. Hani yaza şey yapamıyorum. Mısırımızı örnek veriyorum. Biz burada pizzaların üstünde koyuluyor. Bardak mısır şeklinde imalatlar yapılıyor. Görköy'deki mısırı ve yakın ilçelerdeki mısırları toplayıp bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani yurt dışına ihracatı bile çok basit bir şekilde yapılacak bir ürün. Taze fasulyemizi kurutabiliriz. Endüstriyel bir ürün haline getirebiliriz. Hani sadece şey değil, turizm değil, sanayi anlamında ufak da olsa bir adımla başlatıp bunu çok güzel ihracat yapan belli bir noktalara getirme imkanımız var. Yani Görköy'ümüzü ben ciddiye alınmasını istiyorum. Görköy'ün konumunun da ciddiye alınmasını, doğasının da konumunun ciddiye alınmasını istiyorum. Her şeyden önce süremiz yeterli değil biliyorum. Görkü'nün en başta şöyle bir özelliği var benim için. İnsanoğlunun bir ütopyası vardır Gökhan Bey. Nedir? Ölümsüzlük. Değil mi? Doğru. Ölümsüzlük. Herkes ister. Herkes ister. Peki ölümsüzlüğün bir altında ne var? Uzun yaşam. Görkü'nümüzün özelliği ne? Dünyanın en uzun ömürlü evet. İnsanların uzun yaşadığı yer. Tescilli, ispatlanmış, marka haline gelmiş bir yer. İnsanların uzun ömürlü yaşayabilecekleri bir ilçeden bahsediyoruz. Ben Görköy'ün ciddiye alınmasını istiyorum her şeyden önce. Görköy'ün insanının ciddiye alınmasını istiyorum. Görköy'ün potansiyeli şu an 300 katına da çıkartabilecek bir ilçemiz. Hem turizm anlamında hem sanayi anlamında. Ama benim önceliğim, benim hayalim turizm.
insanlarımızın tekrar işte yapmış olduğum o hapsama tablosundaki gibi tekrar köylerine dönmesini istiyorum. Herkesin büyükleriyle beraber huzur içerisinde yaşamasını ve Gör Köyü'nde eğer nasip olursa 2 yıl sonra hafta sonu Gör Köyü'ne gidelim mi imajını insanlarda benliklerinde bunu oturtturacağım. İnşallah Allah'ım nasip eder. Benim niyetim iyi. İyi niyetle çıktığım bir yolda da sonunun ne olacağından hiç korkmam. Çünkü sonunun başkan da olsam olmasam da sonunun iyi olacağını da biliyorum Allah'ın izniyle. Benim niyetim iyi. Ben hizmet etmek için enerjimle, zekamla, aklımla, vicdanımla Gör Köyümüze hatta bir tık üzerine taşımak istiyorum. Ordumuza hizmet etmek istiyorum. Bu yurda da AK Parti'miz bünyesinde değerli büyüklerimin takdirlerini artık arz ediyorum. Ben vatandaşlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Üstüne daha da çok da koyacağım. İnşallah burada işin içine girdiğim zaman da yani siyaset kulvarına girdiğim zaman da beni heyecanlandıran, beni destekleyen, bu süreçte de yanımda olan tabii partimizin büyüklerimiz var. Böyle çok da korkarak girdiğim bir aslında süreçti. Hepsine de ben ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Numan hocamıza, efendim Mahmut Özer bakanıma sağ olsunlar. Onların ufku birçok şeyde bizi aydınlatmıştır. İbrahim Ufuk Kaynak vekilime, hocama, Mustafa Hamarat abime demek istiyorum. Gönlümde çok ayrı bir yeri vardır. Selman Başkanım, Selman Altaş. Yani onlardaki gözlerindeki bu çalışma azmi ve içine girdiğim zaman şimdi AK Parti'miz der ki biz siyasetin merkezini toplumun merkezine taşıyoruz diye partimizin iç tüzüğünde de yazar. Ben birebir bunu gördüm. Hakikaten geldim, dosyamı koydum. Ben çalışmak istiyorum, ben hizmet etmek istiyorum dediğim noktada hepsi beni ayrıca kucaklamışlardır, hepsi ayrıca destekçi olmuşlardır. Bunun için de kendilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeler münasebetiyle çok sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim seçim 24'te bu akşam AK Parti Gölköy Belediye Başkan adayı Sayın Selçuk Genç'i aradık. Süreci değerlendirdik, aday adaylığı sürecini. Göreve gelmesi halinde Gölköy'ü nasıl bir 5 yılın beklediğini konuştuk. Tabii ki programın başında da bahsettim. AK Parti'de bu ay itibariyle ayın sonuna kadar Büyükşehir Belediye Başkan adayları aralarında olduğunda bulundu. Gelecek ay itibariyle de ilçe belediye başkanlarının açıklanması bekleniyor. Tekrar biz sandık kurulana kadar, milletimiz sandıkta kararını verene kadar adaylarımızla seçim 24'te karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.